operasyonlarda daha etkin hareket kabiliyeti sağlıyor. Her türlü hava şartları ve arazide görev alıyor. Havacılık Dairesi Başkanlığı'nın filosu T-129 Atak taarruz helikopteriyle genişliyor. Yeni üye göklerdeki yerini aldı. Yerli ve milli imkanlarla üretilen Atak helikopterinin faz 2 versiyonu Emniyet Teşkilatı'nın envanterine katıldı. Terörle mücadelede yeni bir sayfa açan yerli T-129 Atak taarruz helikopteri yüksek irtifada performansıyla Türk polisinin gökyüzünde gücüne güç katıyor. Türk polisi dünyada taarruz helikopterine ve taarruz pilotlarına sahip tek teşkilat. Özellikle terörle mücadele konusunda yerdeki timlerimize ve pilotlarımızın güvenliği açısından büyük bir avantaj sağlayacağını düşünmekteyim. Ve Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan gurur duymaktayım. Lazer ve radar ikaz sistemleriyle donatılan Atak faz 2 helikopteri gece gündüz termal görüş kabiliyetine sahip. Hedefleme sistemiyle avcı kaskı montajlanmış nişangah sistemi de bulunuyor. Yerli ve milli helikopterimiz olan T-129 Atak helikopteri kendi sınıfında, yani taarruz helikopter sınıfında son teknoloji, oldukça genç, dinamik ve güçlü bir helikopterdir. Helikopterimizdeki gündüz ve gece görüntüleme sistemi, 360 derece hareket kabiliyetine sahip HILLAR sistemimiz uzun menzilde hedef tespiti ve teşhisi yapabilmektedir. Toplamda 9 Atak helikopteri kuyruğunda polis yazısıyla göklerde olacak. Mesleğime komiser olarak başladım. Daha sonra Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı'nın açmış olduğu pilotaj sınavını başarıyla tamamladım. Daha sonra eğitim sürecim başladı. Eğitim tamamladıktan sonra Bell 429 helikopterin intibanı aldım. Şu anda Atak intibanında almış bulunmaktayım. Gökyüzü polisi olarak görevimi ifa ediyorum. Yaklaşık 4 senedir polisim, 2 senedir pilot. Dünyadaki polis teşkilatlarından Türk Polis Teşkilatı görev konsepti açısından bir farklılık yaratarak ilk kez taarruz helikopterini envanterine eklemiş bulunmaktadır. Ve taarruz pilotları yetiştirmiş bulunmaktadır ve halihazırda da yetiştirmeye devam etmektedir. Ben de bu pilotlardan biriyim. T-129 Atak Taktik Keşif ve Taarruz Helikopteri yakın bir süreçte emniyetin envanterine eklenmiş durumda ve kendi sınıfına göre, yani taarruz helikopter sınıfına göre oldukça genç ve dinamik bir helikopter. Yüksek irtifa ve yüksek sıcaklık görevleri için optimize edilmiş olan, yüksek manevra kabiliyetine sahip bir helikopterimizdir. Hem yer birliklerimizi koruma açısından hem de pilotları, taarruz pilotlarımızı koruma açısından avantajlı bir helikopter, yerli milli bir helikopter. Türkiye'nin ilk kadın taarruz helikopter pilotu olmaktan, bu görevi ifa etmekten gurur duymaktayım. T-129 Atak helikopterimiz tandem adı verilen kokpit dizaynına sahiptir. Çift kişilik, yani sadece iki pilot kullanmaktadır. Ön tarafta gunner, arkada kaptan olmak üzere kullanılmaktadır. Bunun dışında yine filler sistemi dediğimiz, Aselsan filler sistemi dediğimiz gece gündüz görüntüleme sistemiyle de yine uzun menzillerde hedef teşhis ve tespiti yapabilmekteyiz. Bu anlamda da helikopterimiz gücümüze güç katmakta, görev konsepti açısından. Tabii ailem şu şekilde endişeleniyordur. Her asker ve her polisin ailesi gibi olduğunu düşünüyorum. Ama onlar da çok mutlular tabii ki bu vatana hizmet ettiğimiz için. Bunun dışında da yine polis olarak görevimizi ifa ettiğimiz için, kadın erkek olarak değil de bir polis pilot olarak görevimizi ifa ediyoruz disiplinli bir şekilde. Bu anlamda da hiçbir zaman pozitif ayrımcılığa uğramıyoruz. Gurur verici bir şey, heyecanlı. Türk Polis Teşkilatı'nın ana amacı kamu güvenliğini sağlamak ve bu vatan topraklarını korumak için hepimiz, tüm gökyüzü polisleri 7 gün 24 saat görev başındayız. Bu anlamda da daima atak ve daima hazır şekilde görevimizi ifa ediyoruz.